Merhaba. Siyaset zannedildiği gibi derin değil. Çok basittir. Ne görüyorsanız odur. Bu basitliği kavrayamayanlar karmaşık ilişkiler kurmaya çalışır. Erdoğan seçim için 14 Mayıs tarihini ortaya attı. Bir konuda haklı. Bu bir erken seçim değildir. Seçime birkaç ay kala gidilen hiçbir seçim erken değildir. Normal takvimine bu kadar kısa süre kala iktidarla muhalefetin seçim tarihi üzerinde anlaşamaması, bunun polemik konusu olması da absürttür esasen. Tıpkı belediye seçimleri gibi akışına bırakırsın, zamanı gelince Yüksek Seçim Kurulu kendiliğinden harekete geçer ve 18 Haziran 2023'te yani normal vaktinde seçime gidilir. İki ay kala seçim takvimi işlemeye başlar filan. Ortada tartışılacak bir şey yoksa tartışmazsın. 14 Mayıs'ın sırrı şudur. Erdoğan son bir yıldır çıkarlarına en uygun seçim tarihi için fırsat kolladı. Ekim ya da Kasım aylarını dahi düşündü sonra vazgeçti. Ekonomik gidişata bağlı olarak Mart ayı da yakın zamana kadar gündemdeydi olmadı. Doğru zamanda seçim için bir türlü istediği havayı yakalayamadı. Yakalayamadığı için de sürekli erteledi. Zorunda olmasa seçime gitmezdi. Ülkede çok şeyi alt üst etti belki ama sandıkla uluslararası meşruiyetini sürdürmek derdinde. Ne seçimi iptal edebiliyor ne de erteleyebiliyor. Bu konuda son tarih olan 18 Haziran da işine gelmiyor. 14 Mayıs'a çekmek istemesinin nedeni ise tamamen güvenlik endişesi. Açalım. Erdoğan 3. dönem aday olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 oyla seçim kararı alması gerektiğinin farkında. Bunu Mustafa Şentop ve Bekir Bozdağ dahil tüm kurmayları da çok iyi biliyor. Muhalefet erken seçime şartlı destek verince 6 Nisan'dan önce eski kanunla Erdoğan'ın seçime normal vaktinde gitmekten başka opsiyonu kalmadı. Normal vaktinde gidilen seçimde de Cumhurbaşkanı kararıyla bir ay öne çekilen seçimde de Anayasa 116'ya göre tekrar aday olamıyor. Derdi bu değil. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'na havale edeli çok oldu. Tarihi 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a çekme nedeni koltuk giderse korkusu. Hatırlatalım Erdoğan 24 Haziran 2018'de seçimin ilk turunda ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. 10 gün sonra mazbatasını alıp 9 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Şimdi tarihi bir ay öne çekerek seçimin ilk ve ikinci turunda sarayda oturmak, olası tüm karışıklıklarda yasal ve resmi olarak iş başında olmak istiyor. Erdoğan'ın tabiatı 2013'ten bu tarafa boşluk kaldırmıyor. Hatırlayın 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazandığı halde mazbatasını bekletmiş, başbakanlık koltuğunda oturmaya devam etmişti. Hoş aday olunca başbakanlıktan istifa etmesi gerekiyordu ama bulaştığı suçlar ve korkuları itibariyle bunu yapacak hali yoktu. Abdullah Gül'ün görev süresi 28 Ağustos'ta doluyordu. Erdoğan bir gün önce AKP kongresini toplayıp yeni genel başkanı belirledi. 28 Ağustos'ta Mazbatay'ı meclis başkanlık köşesünde alıp saniyeler içinde cumhurbaşkanlığı yemini etti. Başbakanlık otomatikman düştü. Aynı gün yeni hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verdi. 14 Mayıs hassasiyeti bundan. Başka şey değil. Sonraki iki ay içinde yaşanabilecek tüm siyasi çalkantılarda sarayda oturmaya devam edecek. Bu kadar basit. 14 Mayıs demişken çoğu kimse şu ayrıntıyı bilmez. Bu tarih Demokrat Parti'nin tek başına iktidara geldiği tarihtir. Fakat yeter söz milletin bir önceki seçimin yani 1946'nın sloganıdır.